Tamam, gelince... Arkadaşlar bir daha söyler misiniz bana, ben anlamadım dediğiniz bilgiyi. Onu anladım, onu anladım. Ha. Öncesinde söylediğiniz bir şey var, onu anlamadım. Anladım, anladım. Onu da anladım. Tamamsa hepsini anladım, anladım ben. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi Mustafa'nın öyle bir hayatı var ki son dönemde. Ha. Sanki böyle çok fazla, yani ya o görüntü gelsin onun üzerine konuşayım ya. Tamam abla. Bu arkadaşlar Zeynep ve Mustafa'nın videosu var. Onu bir yayınlar mısınız lütfen? Yayınlayın, verin, girin. Şimdi bu görüntüler hiç evladı ölmüş ya da kaybolmuş birinin ya babanın görüntüsü mü? Ya alnını bile kırıştırmıyor ona diyorum ben. Alnını bile kırıştırmıyor. Kendini bilse bu dünya, Türkiye'de dış devletlere göre, Türkiye'ye göre böyle yapar mı bunu? Oynuyor ya. Ayıp bunu yaptığı. Yasin de telefon altındaymış. Yasin'cim hatta mısın? Ayıp bir şey yani. Ben kendimi de tutmuyorum, oğlumu da tutmuyorum. Dur. Tutmam da zaten. Ama şimdi ben acıyorum. Buna vallahi dün babası dinledim. Üzülüyorum ya. Şimdi Yasin telefon altındaymış. Yasin'cim duyuyor musun beni? Alo Yasin. Merhabalar Yasin'cim. Önce büyük geçmiş olsun. Bir kaza atlatmışsın. Teşekkürler. İyi misin şu anda? Nasılsın Yasin? İyiyim, iyiyim. Peki Yasin'cim, bir yandan deden, bir yandan da annen. Deden, aynen. Deden buraya gelip şunu söylüyor. Diyor ki, ben diyor sana bütün diyor ekonomik anlamda destek olacağım. Çocuklara da sahip çıkacağım. Ama lütfen diyor, gelin diyor. Oğlan benim oğlan. Mustafa benim oğlum. Oğlum yaptıysa da her şeyi anlat artık, bütün Türkiye'de kurtulsun, çocuklar da kurtulsun. Yani kısacası deden annenin bu cinayeti bildiğini düşünüyor Yasin. Evet. Biliyor anne? Deden diyor yani çocuklara bakacağım diye. Niye şimdiye kadar bakmamış? Hastaneden çıktığımda niye bir kere aramadı, bir kere gelmedi yanıma? Isparta'ya gittim. Tamam, İsparta'ya gelmiş, doğru, İsparta'ya geldi, haberim oranın. Ama köye gittikten sonra niye hiç yanıma gelmedi, oğlum gaza yaptım, paraya ihtiyacım, bir şeyim var mı diye. Niye hiç arayıp sormadı beni. Telefon çektim oğlum, bakmadın telefona. Telefonu kapattın, engelledin telefonu. İsparta'ya da vardım, Zeynep de biliyor, Türkan'ım da biliyor bak, Türkan'la da gittik. Ziyaretine vardım, geçmiş olsun, hoş geldin dedi, demedi. Ama ben yine şu torunlarımı atmıyor. Peki deden ne yapmaya çalışıyor şu anda Yasin o zaman? Vallahi bilmiyorum artık. Peki Yasin'cim, sen annenin ya da babanın, ablanın cinayetiyle ilgili neyi sakladığını düşünüyorsun? İkisinden biri bilmiyor mu sence ya? Vallahi ikisinden biri biliyor. İlla biri ötecek. Yani biri ötecek diyorsun, biri konuşacak anlam. Biraz kaba bir deyim oldu ama biri konuşacak diyorsun. Aynen, biri konuşacak. Peki sen... Şimdi ben bu yayına niye bağlandım biliyor musun? Neden Yasin'cim? Hani annem deyip duruyordu ya, hiç yok sevgilim yok falan diye. Bana bir arkadaşım bir tane fotoğraf attı. Ben de onu Yasemin'e attım. Annenin sevgilisi mi varmış? Vallahi öyle bir sarılmışlar ki fotoğraf çekilmişti. Arkadaşı olamaz yani. Akrabası da olamaz öyle. Ben tanımıyorum öyle bir adam. Allah Allah. Osman sen konuş oğlunla. Yok dedim, benim arkadaş sadece. Arkadaş sadece diyor annen. Biri öyle, var mı yani, öyle biri? Çekilmek istediler. Ben de çektim yani şeyden dolayı. Yani herkes çekiniyor Didem Hanım. Böyle sevgili mevgili bir şey yok. Karınlıkta çekilmesi öyle bir... Sen de evlisin. İki tane, üç tane, dört tane çocuğun var. Üç tane çocuğun var senin. Nasıl elin adamına sarılıkta çekiliyorsun sen öyle fotoğraf? Öyle sarılma yok diyor. Sadece nerede? Bu fotoğraf nerede bu çekilmiş? Vallahi bilmiyorum. Bana TikTok'tan bir arkadaş attı bana. Ha, bir arkadaşın sana attı. Zeynep atmadı değil mi? Bak dürüst olalım. Yok, Zeynep atmadı bana. Ben çünkü Zeynep'e karşı annenin bir ön yargısı var. O yüzden... Yok. Ben de arkadaşım biri bana attı, ben de Zeynep ablaya attım, attını diye. Ondan Yasemin aradı beni. Tamam, ben paylaşıyorum, sıkıntı yok dedim zaten. O fotoğrafı bana bir tarif eder misin? Adam kaç yaşlarında? Valla bilmiyorum, adam 30 yaşlarında bir şey. Fotoğrafı da Yasemin'e attım, Yasemin orayı size atmıştır. Yok tamam, yani çocuk daha, ben arkadaşlık sadece. Yani yolda geçerken çekti. Yolda geçerken çekilen, kafede gibi bir şey. Dedim ablası, fotoğraf yolda değil, evin içindeki. Fotoğraf çekilmişler. Yalan bari konuşmasın. Yolda değil. Evin içinde diyor. Aynen, ben söylüyorum.
Arkada sadece yolda geçerken söylediği şey çekelim dedi. Ben de tamam dedim. Çek. Ama şey çocuk yani diyor sen, ki. Yani sen. Yok bak. Sana, sana hayranlarım vardı diyorsun. Öyle bir şey mi yani? Sana, hayran değil demem. Sadece burada gören hayran. Ben her tarafta çekiliyorum mesela. Herkes ama bak çekiliyor. Yasin'i duydum. Yasin diyor biliyorum, ki. Biliyorum. Evin içi diyor. Ev içi değil ya. Nerede ben? Oteldeyim ben. Nerede evin içi? Duydun mu Yasin? Evin içi değil diyor. Ya dedem ama şu o tarafı bir yayınlasanız da siz bir. Şimdi... Fotoğraf... Yayınlanmasını istemiyorum. Ha, bir dakika arkadaşlar. Çünkü benim çocuğumla ilgisiyse yayınlansın. Ama benim çocuğumla ilgili değil. Tabii öyleyse anladım evet. Allah Allah. Evin içinde ya. Sevgilim mevgilim yok. Ben öyleyse söylerim. Neden şimdi, söylemeyeyim? O fotoğraf çünkü şu anda ben hayatım. Benim... Yani benim hayatım var değil mi? Senin özel hayatın var. Şu anda fotoğraf benim elimde. Babasının arkadaş... da hayatı var. Babasının hayatının yanında da yaşıyordu sevgilisinin yanında. Bir dakika. Kabul ediyorlardı. Bir saniye. Babam ne diyor bak. Babam ne diyor? Benim sevgilim var diyor. Çok seviyorum diyor o kadını. Ama sen ne diyorsun? Sevgilim yok diyorsun. Ama fotoğraflar öyle demiyor. Dur ben fotoğrafı bir bu fotoğrafı bir annene göstereyim. Yanlış bir şey yapmayayım. Şimdi tamam. Fotoğraf şu. Şimdi gönderdiler. Aslında sadece arkadaş. Öyle ama şeydi. Burası... Ya benden küçükken şey... Burası neresi peki? Kafe gibi bir yerdi. Ya bura kafe değil ya. Kafe değil ama televizyon var. Ünitesi var. Hmm. Televizyon ünitesi kafede ne işi var? Yani, bir şey öyle... söyleyeyim mi Fatih? Biriyle bir şey yaşamış da olabilirsin. Mustafa yok, gibi mi? Öyle bir şey Mustafa yok. Gibi söylesene ne olacak yok, yani? Ben öyle bir şey olsam söylerim. Yani her şey zaten oğlanlarıma ayrıyım. Ama bak yani bu evde bu ev arkada da perdeler kapı, falan. Kapı. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Televizyon ünitesi. Şimdi beyefendinin yüzünü kapatıp Instagram'a koyduk. Beyefendinin yüzünü kapatıyoruz. Fotoğrafı şu anda Fatma'nın sevgilisi olduğu iddia edilen fotoğrafı Instagram'a koyduk. Sevgili izleyiciler... Yüzünü kapatmayın, yüzünü kapatmayın. Kapatmak zorundayız. Yani mevzu cinayetle ilgili olmadığı için ama annen şu mevzu bir anlamda cinayetle ilgili olabilir şu anlamda. Ya fotoğrafı biz yayınlıyoruz. Önce onu söyleyeyim. Fatma'nın sevgilisi olduğu iddia edilen o fotoğrafı şu anda arkadaşlarım Didem Arslan Yılmaz'a vazgeçmeye koydular. Orası bir ev mi, kafe mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Tarafsızlık adına izleyicilerle de paylaştım. Şimdi Fatmacığım mevzu şu, tabii ki senin bir özel hayatın olacak, bizi ilgilendirmez. Ama şey diyor ki Yasin, benim diyor babam diyor ben bu adamı, bu kadını seviyorum diye bir sevgilisi var. Sen diyor kaçak dövüşüyorsun diyor. Neden anladın? Kaçak dövüşeyim? Ya ben çocuğumu arıyorum, neden kaçak dövüşeyim? Ben aradan çekildim. Yasin annenle sen konuşuyor musun? Ben konuşmayacağım. Ben aradan çekildim. Ben konuşmayacağım. Ya benim şunu söylüyor daha doğrusu bu fotoğrafla Yasin. Doğru mu anladım Yasin? Çok da fazla aslında ablamın cesedinin bulunmasını annem umursamıyor mu demek istiyorsun? Aynen. Erkeklerin fotoğraf çekilmesini biliyor. Bir özel hayatım olamaz mı oğlum diyor. Doğru mu anladın? Aynen. Ya, özel hayatı olamaz. Boşandıktan sonra bir seni yapabilir. Anlamayan bir kişiye neden söyleyeyim? Ama daha şimdi evli. Anlar. Üç tane anlamaz. Çocuğu var boy boy. Ya kadın da yapamaz, erkek de yapamaz evliyken. Ama hı, zaten boşanma aşamasında, boşanma şeyi de yok da. Yani baban da yanlış yapıyor. O zaman annen de yanlış. İkisi eğer doğruysa, sevgilisi ise yanlış yapıyorlar. Yani dertleri ayrıldıktan sonra istediklerini yapsınlar. Ama benim mevzum şu. İkisinin özel hayatı beni ilgilendirmiyor. Açık ve net söyleyeyim. Ortada bir cinayet soruşturması varken... Yani ikisi de sevgili yaparak aslında şükürle, şükürün konuşulmasını çok da umursamıyorlar. Anlamına geliyor. Sen oraya takıldın değil mi Yasin? Aynen. Hadi annene soracaklarım var mı? Ben çekildim aradan. Annenle konuşmak ister misin? Sor bakayım annem, kimmiş, neymiş? Annem demişti ya Didem abla. Ben onu çok aradım sürekli falan diye aramıştı ya ben hastaneden çıktığım gün. Duydun mu? Evet devam et bir daha söyle annen duymamış. Biraz yüksek sesle konuş. Hani demişti ya ben Yasin'i çok aradım. Hastanedeki evine, Zeynep'in evindeki de çok aradım diye. Ne zaman aradı beni? Ne zaman benim telefon çaldı acaba? Bir kere çaldı mı? Bir kere aramış onu Zeynep abla çıkmış. Onu hemen kapattı zaten kendisi. Aramadın mı? Yalan söylüyor Didem Hanım. Yasin mi yalan söylüyor? Yalan söylüyor. Niye aradım yalan ben. Söylesin? Hala Zeynep çıktı karşıma. Kasi ben görüntülü aradım. Bir kere aradım. Didem Hanım yine hala da aynı onların tarafını yapıyor. Ben aradım. Hala Kezban'ı da yolladım. Kezban Türkan'ın şeyleri yolladım. Hala Kezban da çıkmış dedi. Şimdi... Kezban benim yanıma gelmedi ki. Şimdi fotoğrafı biz Instagram'a koyduk. Birden 4000 kişi gelmiş hemen. Allah'ım herkes fotoğrafı merak ediyor. Yorumları ben bir iki tane izin verirsen yorum okuyayım. Merak ettim. Yani orada bir televizyon ünitesi var. Yasin bir dakika lütfen.
kafe değil diyor. Burasının otele benzediğini söylüyor. Hiç kimse kafe olmadığını düşünüyor. Ev olduğunu söyleyenler var. Fotoğrafta şu anda Instagram'da. Tabii beyefendinin ismini bizimkiler alelacele mi karaladınız? Ne yaptınız? Bir tuhaf bir şekilde olmuş ama kapatmak zorundaydık. Şu anda şöyle, ben 485 yorum olmuş. Herkes, hepsi ne diyor? Ben öyle gördüm değil mi sevgili izleyiciler? Hepsi ev olduğunu söylüyor. Yoğunluklu olarak %90 ev olduğunu söylüyor. Ev diyor herkes, ev diyor. Ev diyor, ev diyor, ev diyor. Yani az önce bak, ya ev diyorlar, herkes ev diyorlar. Fotoğraf şu anda Didem Arslan Yılmaz'da vazgeçmedi. Şimdi Fatmacığım, sen bu adamla birlikte misin Ali? Hayır Didem Hanım. Kesinlikle öyle bir şey bu yok. Bu fotoğraf ne zaman çekildi? Yani önce, daha önce. Kaç ay önce? Yeni Didem Hanım, daha yeni. Önce diyorsun, yeni diyorsun. Yani önce dedim ya, bu ay, yani bu ayda. Ha, bu ay. Hı. Ama yolda değil burası. Yol değil. Neresi? Kimin evi? Evde değil. Herkes ev olduğunu düşünmüş. Hayır, ev değil. Otel mi? Hayır. Söylemek istemiyor.